Baksana abi. Herkes çapasını kaldırsın. Düşek durmam. Bizim için en önemli projelerden bir tanesi sularla ilgili ve Burdur Gölü ile ilgili projeydi. Özellikle sularla ilgili proje konusunda da su tüketmeyen aromatik bitkileri veya damlama sulama yöntemiyle yetiştirilebilen gül ve diğer aromatik bitkileri çalıştık. Ve son noktada da bu yıl Akçaköy'de 1000 dekarlık bir alan kiraladık. Özellikle tüm dünyada da bir ayçiçeği yakıtlığı olduğunu gözeterek ülkemize ekonomik anlamda katkıda bulunabiliriz düşüncesiyle ayçiçeği tarımına başladık ki burada özellikle yağlık ayçiçeği konusunda bir çalışma yoktu. Özellikle göller yöresinde çok ciddi anlamda yağlık ayçiçeği konusunda bir çalışma yoktu. Biz bunun dedik acaba başarabilir miyiz ki başarabilirsek burada ürün desenini belki değiştirebiliriz. Çiftçimiz daha çok kazanır. Bu arada ayçiçeği görseli itibariyle de bir ekoturizm için resim ve fotoğraf çekebilmek için, görüntüler için son derece önemli bir lensle. Bu amaçla 800 dekarlık alanda ayçiçeği tarımını başlattık ki şu an çalışmalarımız çok iyi durumda. Ve zannediyorum önümüzdeki yıllardan itibaren bölgesel anlamda göller yöresi de ayçiçeğinin ciddi üretim merkezlerinden birisi haline gelecek. Normalde şöyle bir ortalama bizim gözümüze çarpmıştı. Ortalama 80 ile 100 kilogram civarında bir yağlık ayçiçeği tarımını biz göze almıştık ki çünkü Türkiye ortalamaları biraz o yöndeydi. Bizim amacımız bunu biraz daha yükseğe taşıyabilmekti. O yüzden farklı iki tane yağlık ayçiçeği türüyle çalışmalarımıza başladık. İkisi de sıcak direnci yüksek, susuzluk direnci yüksek olan ayçiçeği tohumlarıydı. Ve tohumlarla yaptığımız çalışmalar şu anki kafa büyüklükleri ve yüksekliklerine baktığımızda zannediyorum bu yıl biz verimde ikişer 100 kiloyu dekarda zorlayacağız gibi görünüyor. Başla kalmışım böyle.